İyi geceler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aslında yayın bitti. Ama ben sizinle sohbet etmek için tekrar yayın açtım. Yayına katılmak isteyen arkadaşım olursa alabilirim. Sadece sohbet etmek için. Sadece aklınıza takılanlar varsa hep birlikte bir yere ulaşıp açabilmek için. Teşekkür ederim Aynur Hanım. Uyanış yolculuğu nasıl gidiyor buradaki arkadaşlar? Zuhal, aslında normalde çok yorulurum ama bu akşam yorulmadım. Teşekkür ederim Hülyacığım. Güzel bir sohbetti. Farklı konulara değindik. Böyle daha farklı bilinçten farklı farklı konuları açabilecek arkadaşları yayına alacağız sık sık. Sizlerden de katılmak isteyen olabilir. Falancayı çağırın hocam, çok güzel bilgileri var dediğiniz insanlar olabilir. Rahatlıkla bize DM'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü görüş ve fikre açığız. Aynur Hanım, yayını kaydettim. Birkaç saat içerisinde YouTube'a yüklenmiş olur. Yayın kaydına YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Fatma Aydemir, ben yeniyim demiş. Fatmacığım, hoş geldin. Yeni olan arkadaşlara da kısa bir duyuru açıklama gibi olsun bu. Arkadaşlar, aslında burası kuantum ve uyanış sayfası. Kuantum üzerinden ben kendi uyanış ve aydınlanmamı gerçekleştirdiğim için sayfanın adını bu şekilde düşündüm. Esma'cığım, internetim hiç çekmedi demişsin ama YouTube'a yükleyeceğim, merak etme. Oradan dinleyip istediğin gibi bilgilere erişebilirsin. Hatta anlamadığınız yerler olursa tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. Çok güzel bir akış vardı yayın sırasında. Siz de fark etmişsinizdir umarım. Dinledikçe farklı şeyler idrak edeceğinize eminim ben. Üniversite blok. Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim arkadaşlar. Ben kendim uyanışımı kuantum üzerinden gerçekleştirdiğim için sayfanın adını kuantum ve hakikat olarak düşündük arkadaşlarla. Ama buradaki idrak etmeye başlayan, idrak seviyesi açılan kayıt normaldir. Kaydı kontrol ettim Zuhal'cim. Kayıt normal, sıkıntı yok. Buradaki idrak etmeye çalışan arkadaşların hepsinin yolu birbirinden farklı farklıdır. Biraz önceki Recep Bey'in de söylediği gibi bilgileri alacağız. Kendimizde olanla sentezleyeceğiz ve o bilgiyi kendimde olana çevirdikten sonra kullanılabilir hale getirdiğimde bilgi bana hizmet ediyor olacak. Ben bilgileri bir yerden aldığımda sürekli birilerinden aldığım bilgileri zihnime yerleştirmek üzere programladığımda kendi bilincimi, bu sefer arkadaşlar sadece ezberci, yani kitap yüklü merkep durumunda olacak kişi. Bunun olmaması için herkesten her bilgiyi duyun, alın, gerekli olanları alın. Kendinizdeki bilgilerle, inançlarınızla, bildiklerinizle, kültürünüzle, sevdiklerinizle, içsel benliğinde size doğru gelen yerleriyle sentezleyip birleştirin ve kullanılabilir hale getirin yaşantınızda. İşte o saatten sonra bilgi benim hizmet edeceğim bir şey değildir. Bilgi bana hizmet eder konumunda kalır her şey. Yeni yeni arkadaşlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Emsalciyim, orada soruları arka plandaydı. Göremedim tamamına. Bazı arkadaşlar sorular bölümüne çok fazla böyle çok gereksiz mesajlar. Özür dilerim, söylüyorum bunu. Doldurdukları için sorulara istediğim gibi erişim sağlayamıyorum. Böyle baştan aşağı indiriyorum. Hep aynı kişinin aynı yazıları gözümün önüne geldiği için sorulara erişimim kısıtlanmış oluyor arkadaşlar. O yüzden de sorular bölümünden biraz önce birçok soruya ulaşamadım. Özür diliyorum hepinizden. Şimdi tek bir amaç vardır, ışığa kavuşmaktır demiş arkadaşımız ama ışıkla karanlık ikisi birbirinin aynısıdır. Yani sen zihninde, beyninde, bilincinde ışık ve karanlığın aynı şey olduğunu, dualite üzerinde farklılık ve ikilik deneyimlendiğini, bunları deneyimleyen, tekamül eden varlığın tek bir bilinç yapıya sahip olduğunu, burada deneyimleyen olarak görünen insan bedenindekilerin hepsinin aynı şeyin ortak bilinci olduğunu, yani yeryüzünde gördüğünüz her şeyin, gördüğüm her şeyin bir olanın birimler üzerinden açığa çıkma hali olduğunu fark ettiğinde
zaten uyanma başlamış demektir. Burada bir bilinçten uyanıp bir diğer bilinçte uyuyor olmamak için uyanık ve farkındalıklı kalmak önemlidir. Bunu sağlayan şey de kendi içinde sorduğun sorular, bu sorulara kolektiften senin için sana özen gelen cevaplar. Kendi içinde senin için kolektiften sorduğun sorulara gelen cevaplar senin idrak etmeni sağlar. İdrak etmemi sağlar. İşte bu idrakı kaybetmediysen, elinde bu bilinci sürekli tutabildiysen, inan bana doğru yoldasın. Hiçbir şekilde hiçbir şeyin seni saptıramaz ve yolundan caydıramaz. Ne için çıkmıştın yola, sor kendine. Ben kendine sorduğumda yola ne için çıktığımı çok iyi biliyorum. Ben mutlak yaratıcıyı merak eden bir bilinçtim. Ben cehennemle ya da cennetle işi olmayan, bunların üzerindekini fark edebilen, mutlak yaratıcıyı arayan bir bilince sahiptim. Ki buradan bunu arayan bilince sahiptim diyen şey de onun ta kendisi zaten. Hani burada diyorlar ya arkadaşlar, sohbetler sırasında çoğunlukla işte tekamül ediyorsun, tekamül yolculuğundasın falan. Tekamül yolculuğunda olan buradaki Reyhan değil arkadaşlar. Tekamül yolculuğunu yaşayan buradaki öz zaten. Buradaki öz yaşıyor bunu, öz var ediyor. Yani burada yansımalar işte hepsi sensin, hepsi bir, hepsi senden yansıyor. Hepsi senden yansıyor'nun mantığını da çok dikkatli inceleyin arkadaşlar. Hepsi senden yansıyor. Sen nesin ki hepsi senden yansıyarak var oluyor? Bunu fark etmen lazım burada. Sen kimsin ki hepsi senin beyninden anında yaratılıp var olabiliyor senin illüzyon alanında. Bu sorunun cevabını sormak, aramak, bulmak önemli burada. Bir yazı gördüm. Ben burada pozitif ve negatif savaşına katılmıyorum arkadaşlar. Pozitif ya da pozitif ve negatif dediğimiz yapı arasındaki savaş elektronla protonun birbiriyle dansı gibidir. Bunu deneyimleyen, yani bunu burada var eden mutlak yaratıcı böyle olmasını istediği için ve sistemi bu yapı üzerinden kurduğu için, yani negatif ve pozitif burada açığa çıkmamış olsaydı biz durağan bir evren izlerdik. Hareketsiz bir sistemin içerisinde olurduk. Fakat o böyle dilediği için biz hareketli bir sistemin içerisindeyiz ve bu sistemin hareketli olmasını sağlayan şey negatif ve pozitif, karanlık ve aydınlık, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, hepsini ikilikler, zıtlıklar olarak ortaya koyabilirsiniz. İnsan bilinci bunları anlayacak kadar zeki. Artık bunu birleştirmek gerekmez mi arkadaşlar? Evet, zıtlıkları birleştir. Hepsini tevhidle birleştir. En üst amaç Gülay. En üst amaç ne biliyor musun? Senin içindeki kalbinden sana her an ruh üfleyen şeyin ta kendisinin sende olduğunu bizzat fark edip idrak etme alanın var ya, bu dünyadaki şu an algılayabildiğim en üst bilinç seviyesi burası. Benim için. Ama bunun daha üstünü deneyimleyen bilinçler vardır. Mümkündür, evet doğru. Ama benim algıladığım ve idrak ettiğim şu an için burası. İdrak seviyem kadar anlatabilirim arkadaşlar size. Kendi fark ettiğim kadar fark edemediğim bir şeyi anlatamam. La ilahe illallah demiş Sinem. Evet, la ilahe illallah. La ilahe illallah bir kez bile gönülden inanarak, idrak ederek, gerçekten aşk ile söylediğinde bütün yıkılmaz dediğin bilinç kapıları, bilinçaltı kodları, ne diyeyim sana, aklına ne gelirse, zihin, ikilik, zıtlık, ne gelirse hepsi paldır küldür önünden yıkılıp sana yol açar. Tek kelime la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah. Muhammed onun kulu ve Resulüdür der. Burada da Muhammed Nebi'nin kim olduğunu idrak etmeye başlarsan işte sor soruları, cevabı sana kolektiften gelecektir. Bilincinin sürekli olarak ilerlemesine sebep olan şey budur dedim ya. Tam da bunu söylemek istedim. Sor soruları, vahiy alansın sen. Bunu söylemeye çalıştım.
Evet, doğru. Zekiye, iyi akşamlar. Senden de Allah razı olsun canım benim. Maddi manevi blokajlar yaşıyorum. Duana ihtiyacım var demişsin. Bunları neden yaşadığını, bunları kendine neden yaptığını, senden bunların neden açığa çıktığını fark et. Bak, fark etmek bir şeyi dönüştürmenin %50'sini tamamlamış olmak demektir. Bir diğer kalan %50'sini de fark ettiğin şeyin üzerine bilinçli olarak çalışarak yaparsın. Bilinçli olarak çalışmak ne demektir? Şimdi bizim hayatımızdaki olaylar, döngüler olayları, olaylar tekrar tekrar aynı konuları getirir. Bu konu bana geldiğinde ben her defasında aynı şekilde davranırsam ben bu konuyu aşamam. Bir şeye, yani sürekli aynı şeyleri düşünüp ve aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir der Einstein. Ben aynı konuda, aynı döngüde, aynı sıkıntıda artık buradan aşmaya değil, altından, üstünden, yanından, sağından, solundan kendime daha önce denemediğim yollar arayayım. Aynı konunun geldiğini fark etmeye başladığımda ve farklı yollar arayıp farklı şekilde davranmaya başladığımda zaten sistemin bunu değiştirmekten başka şansı yok. Başka bir şansı yok. Çünkü bizim aldığımız nefesle verdiğimiz nefes bile aynı değil. Ki hepsi aynı şekilde denk gelsin. Onların aynı şekilde denk geliyor, aynı şekilde yaşanıyor olduğunu düşündüren şey senin zihin yapın. Zihin yapını değiştirmek için de yapabileceğin en güzel eylem. Aynı konulara, aynı bakış açısı ve aynı davranışla değil, farklı bakış açıları ve farklı davranışlarla devam etmeye, bakmaya ve farklı sonuçlar gözlemlemeye başlayacaksın. Bunu fark et. Evet, kuyruk sokumunda hissetmek gerek, sır orada. Evet, orada hissetmek gerek ve oradan yukarıya doğru çıkması gerek. Ben teşekkür ederim Hamza Bey. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, burada olan bütün videolarımızı biz YouTube'a aktarıyoruz. Videolara burada erişim sağlayamadığınızda Kuantum ve Hakikat YouTube kanalı üzerinden mutlaka özellikle dinlemek istediğiniz, size iyi gelen, idrakınıza faydalı olduğunu düşündüğünüz sorunlar, konular ve konuklar üzerinden ulaşın, izleyin. Şimdi belki dinlediğinizde sürekli aynı şeyleri konuşuyor, sürekli aynı şeyleri konuşturuyor gibi olabiliriz. Ama şöyle bir söz vardı, öğrenciliğimde çok duydum ben bu sözü. Tekrar ahsen velevkâne 180 derlerdi. Yani bir şeyi 180 defa da duysan tekrar dinle. Beyin tekrar ettikçe, sürekli o bilgiler beyne hücum ettikçe bir şeyleri anlar, idrak eder ve kendi konfor alanından çıkar. Ben teşekkür ederim Zeki Hanım. Sistemin ham maddesi nedir sorusunun cevabı, sistemin ham maddesi insandır arkadaşlar. Biz insan ırkı bu sistemin var olmasının en alt seviyeden ham maddesiyiz. Kaydederim arkadaşlar. Kaydettiğim yayında daha sonra YouTube'a yüklerim. Dileyen girer oradan bakabilir. Sistemin ham maddesini idrak etmeniz için İnsan zihni düşündükçe kainat ve evren yaratılmaya, büyümeye, genişlemeye devam ediyor. Peki düşünen insan olmadığında ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Sistem çöker. Çünkü en alt katı madde boyutundan başlıyor yaratım. Dikkat edin, birinci, ikinci, üçüncü boyut. Üçüncü boyut dediğimiz dünya boyut algısı en alt seviyedeki algı ve katı madde halinde deneyimlemek üzere buraya atılıyor. Ve buradan deneyimleyerek tekrar süptil maddeye dönüşmeye çalışıyor varlık. Burada sistemin ham maddesi, yani insan bilinci üzerinden oluşan duygular, düşünceler, inançlar, negatif, pozitif bütün döngüler ve deneyimler, bu üzeri kubbe şeklinde kapalı olan dünyaya içinde bulunan, yani şu sizin ve benim içinde bulunduğum boşluk alan dediğimiz hava, gaz formundaki su var ya arkadaşlar.
buraya yazılıyor. Bilgi, veri, data olarak yazılıyor. Ve bir sonraki, yani bu sistem dürülüp kapanıp tek bir noktaya döndürüldüğünde, yani kara delikten geçip tekrar başka bir evren olarak ak delikten çıkıp var olduğunda, bu sistemde oluşan bütün data, veri, bilinç, ilim, bilgi, insanların oraya yüklediği, oradaki hava, gaz formundaki suya yüklediği, yazdığı ne varsa hepsi bir sonraki sistemin ham maddesi olarak kullanılıyor. Ve bir öncekinden bir sonraki sistem daha gelişmiş oluyor. Sistem genişlemeye, büyümeye, ilerlemeye programlı bir şekilde yaratılmış çünkü. Bakalım. Gülşah, adını doğru okuyorum sanırım. Bu şekilde. Açtığım şey bu şekilde. Ve Hamza Bey, ben hoca değilim. Ben hoca değilim arkadaşlar. Ben de sizin gibi talebeyim. Öğrenmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kendi hakikatimin yolcusuyum. Hakikat yolculuğunda ilerlemeye, bir önceki bilincimden bir sonraki bilincimin daha farklı idraklar açmasına uğraşıyorum. Ama burada uğraşmak demek hani böyle bir şeyler için çabalamak, ille de bu olsun bu olsun diye hırs yapmak değil arkadaşlar. Tefekkür etmek, idrak etmek, anlamaya çalışmak. Arzu. Bir dönem aç doluyken sonrasında içeride bilinmeyen bir acı nedir? Yaşamda olmama isteği farkındayım. Burada hareket etmem, eylemde olmam gerektiğini ama içerisi bir garip. Canım benim, Öznur Aydoğar. Bu çok normal. Bunlar uyanışla ilgili. Uyanışın aşamalarından biri bu. Burada olmak istemeyeceksin. Bazen derman olmayacak, bazen içinde acı olacak. Bazen yaratıcıya karşı inanılmaz bir aşk hissederken, bazen diyeceksin ki arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Sen yok musun diyeceksin kendi kendine. Yani burada bir gün içerisinde bilinçten bilince geçtiğin haller olacak. Ama bunların hepsi yol ve yolcunun seyriyle ilgili, yani hepimize olan, hepimizin bir dönem yaşadığı ve hala yaşamakta olduğu şeyler. Rahat ol. Eylemde olmam gerek demişsin ya, olabildiğin kadar zorlamadan, yapabildiğin kadar. CRN deneyi, CERN deneyinden mi bahsediyorsunuz Sibel'cim? Düşünceniz nedir acaba, konuyla alakası yok ama demişsin. CERN'ün deneylerini bir dönem çok takip ettim. Sonra bu ara bıraktım. Deneyle ilgili biraz ayrıntı, detay verirsen birlikte açalım bakalım ne olabilir. Gülşah, bizler de senin rüyanızın içinde miyiz demişsin. Sizler de benim rüyamın içindesiniz. Ben de sizin rüyanızın içindeyim. Çünkü bu rüyayı gören tek. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi uyuyoruz gece, rüya görüyoruz. Rüyada tek bir karakter yok ki. Ben de varım. Rüyanın içinde başkaları da var, değil mi? İşte annem var, babam var, kardeşim var, komşum, arkadaşım, çocuğum, hepsi rüyanın içindeler. O rüyanın içindekiler benim rüyamın içindeler mi? Yoksa onlar benim rüyamın içinde olduklarını biliyorlar mı? Bu soruyu bir sorun kendinize. İşte burada ben dediğim kavram, mutlak yaratıcı olarak düşünürseniz, benim rüyada olduğumu bilmem, rüyadakilerin de rüyamda bir oyuncu olduklarını, kendilerinin burada herhangi bir iradeye sahip olmadıklarını biliyor olmaları rüyayı bitirir. Zaten uyanan kişi rüyadan uyanandır aslında. Yani buranın oyun ve eğlence olduğunu, Hazreti Muhammed'in dediği gibi oyun ve eğlence alanı olduğunu o kadar net ve açık söylemiş ki, burası oyun ve eğlence alanıdır zaten demiş. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet de geçer. Dünya oyun ve eğlence alanıdır der. Niçin böyle söylüyor? Burası film sahnesi mi? Sinema sahnesi mi? Tiyatro sahnesi mi? Ne söylemek istiyor? Neden oyun ve eğlence alanıdır derken bizim şu an içinde olduğumuz yapı üzerinden anlayabileceğimiz bir şekilde bize anlatmaya çalışıyor. Belki orası ile ikisini birbirine idraklı bir şekilde bağlamamızı istiyor da anlamamız için bize bunu söylüyor. Hem de.
Ben sizin rüyanızdayım, siz de benim rüyamdasınız. Ama rüyayı gören tek. Oğulcan Alaska, İsmail Keçeci öğretilerini bilmiyorum. Ben İsmail hocamı çok fazla dinlemedim. Fırsatım olmadı. O dönem okul işlerim vardı. Ama aynı öğretide olabilir. Ama bir yerden okumadım. O şekilde değil bilgi. Gülay, evet çok doğru bir yere parmak bastın. Bak Gülay demiş ki geçmişte yaşadı denen kavimler daha ileri teknolojide belki de gelecekten geçmişe doğru gidiyoruz. Kesinlikle. Biz hep geçmişten geleceğe doğru gittiğimizi zannederken aslında gelecekten geçmişe doğru gidiyor olmamız mümkün. Çünkü geçmiş ve gelecek dairesel bir döngü şeklindedir, bir spiral şeklindedir. Gelecek ve geçmiş aynı anda hepsi orada mevcuttur. Biz bilinç olarak hem geçmişi hem geleceği deneyimleyecek şekilde yaratılmış varlıklarız. Ama gidiş yönü dediğimiz şekilde gidiş geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe gidilir. Hem de yani. Biz geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe yolculuk yapan zaman yolcuları gibiyiz arkadaşlar. Evet demiş ki arkadaşımız üniversite blok. Matrix aleminde yaşamıyoruz, yaşadığımızı sanıyoruz. Deneyimleyerek bu simülasyondan çıkmaktır demiş. Evet. Evet, Inception rüya içinde rüya. Kesinlikle. Rüyayı gören nasıl tek demiş Aylin. Birbirimizin rüyasındaysak birbirimizin rüyalarını paylaşıyoruz bazen. Biz birbirimizin hiçbir şeyini paylaşmıyoruz. Rüyayı gören bütün hepsini aynı anda görüp deneyimliyor. Biz burada sadece bir paradoksun içinde, zanlarımız içerisinde var olup yaşamaya çalışıyoruz ve var oluyoruz zanlarımızla. Öğretilenlerden ziyade demiş Sinem, ölmeden önce ölünce açıklamayı akıl yapıyor. Kesinlikle ölmeden önce ölme deneyiminden yani ölmeden önce ölme deneyimi derken arkadaşlar bu dünyadaki her şeyin gerçek olmadığını, bu dünyanın sahte illüzyon bir yapı olduğunu, bu dünyada adına ne dersek diyelim sahiplendiğimiz, tutulduğumuz, benim dediğimiz, varlık verdiğimiz her şeyin aslında eninde sonunda bize acı vereceğini, çünkü bundan, bu oyundan uyanmak için burada olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. İşte bu oyundan uyanmak için burada olduğunu biliyorsun ya, o zaman bu oyunun içinde oyunun hakkını vererek oynamana rağmen çok fazla oyun olduğunu bildiğin için oyuna da tutunup yapışamıyorsun. Yani şunun gibi düşün. Bugün sana biri gelse de dese ki biri sana bugün bu dünyadan gideceksin. Senin son günün, son nefesin. Sen artık o bilince gelmiş olmalısın ki diyebilmelisin ki ben işte şu işim yarın, bu işim yarın, çocuğum var, annem var, eşim var, işte şunun var, bunun var, bunlar kalır, ben gidemem demeden eyvallah, beklediğim gün buydu. Ben şimdi onu bileceğim yere, Rabbimi tanıyacağım yere gidiyorum deyip buradan gözün arkada kalmadan gidebileceğin bir seviyeye gelmiş olman gerekir. Ölmeden önce ölümün ne olduğunu anlamak için. Evet, 7 uyurlar, 7 çakra arkadaşlar. Bakın 7 uyurlar, 7 çakra. Kıtmir, 7 çakranın yani 7 uyurların başında bekleyen köpek kıtmir akıl. 7 uyurların 7 nefis mertebesinin başında bekleyen şey akıl. O yüzden Kur'an-ı Kerim sürekli akletmez misiniz, akletmez misiniz? Her nefis mertebesinde o aklı kullanarak geçin demek istiyor belki de bize. Evet, orada bir arkadaşımız da yazmış zaten 7 uyurlar 7 çakra uyanınca tamam oluyor. 7 çakrayı uyandıktan sonra bu sefer DNA'ya başlıyorsunuz arkadaşlar. 7 çakra seviyesinden sonra önce 6 sonra 12 sarmal DNA insan bedeninde aktif olmaya başladı. Ve artık bu aktivasyon gerçekleştikten sonra kişi tamamen bilinci yükselip 7 çakrayı birleyip dünya alanıyla ahiret alanının şu an geçtiği yaşadığı Matrix boyutunun ne olduğunu daha iyi idrak etmeye başlıyor. Hamza Bey, bu yazınızı okuyacağım. Sevgi, birliği, dünya nimetlerini koşulsuz, çıkarsız, karşılıksız paylaşmalıyız. Çevremizle
nimetlerden gereği kadar yararlanmalı, ihtiyaçtan fazla dünya nimetlerini gariplere, fakir fukaraya dağıtmalıyız demiş. Katılıyorum Hamza Bey size. Evet, ilmin kapısı akıl. Hazreti Ali demiş. Evet Sinem, doğru. Hazreti Ali ilmin kapısı. Bu boyutta uyanmadan ölenler. Arkadaşlar, uyansan da uyanmasan da ölürken uyanacaksın. Hiç tasalanma. Uyanan da ondan, uyanmayan da ondan. Uyanmaya çalışmak, uyanmak için çabalamak da o da yersiz. Yani seni zaten uyandıracaksa onun içine çekiyor ve uyandırıyor. Uyandırmayacaksa hiçbir şekilde sen gecenin bir yarısı bu kanalda burada oturmuş konuşan bir kadını zaten dinlemek gibi bir ihtiyacın olmaz ki, yatar uyursun. Ölürken herkes uyanacak ve gerçeğin ne olduğunu görecek. Uyananla uyanmayanın birbirinden farkı yok arkadaşlar. Dünyayı uyananlar kurtarmayacak. Hiç kimse dünyayı kurtarmayacak. Biraz önce sorduğum soru çok böyle bilinçli sorduğum bir soruydu. Tesadüf sorduğum bir soru değildi arkadaşlar. Hani işte dünyayı kurtarma çabasına düşenler, görevli olduğunu düşünenler, işte hep birlikte onu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, dünyayı kurtaralım falan 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 gibi gibi şeyler var ya. Bunlara karşı bakış açınıza bir şey eklemek istedim sadece. Yıkılsa ne olur ki? Tamamen bitse çökse ne olur ki? Yenisini kurar. Onun için zorluk yok ki. Ol dediğinde olduruyor zaten. Bu yapı belki binlerce, milyonlarca kez çöktü, yıkıldı, bozuldu. Tekrar yerine geri daha iyisi kuruldu. Uyanmadan da mutlu olursunuz inşallah demiş Sinem Lisli. Evet, mutlu olmak. Çok güzel bir sohbet vardı arkadaşlar geçen de kapalı gruplardan birinde. Ve orada şöyle dedi sohbeti yapan kişi. Sorduğum soruya karşı söyledi bunu. Ben şu soruyu sordum, dedim ki ona en yakın nasıl olabiliriz? O diyorsam arkadaşlar bunu dışarıda bir o olarak algılamayın. Kendi içinizdeki odan bahsettiğimi düşünerek algılayın bunu. En yakın nasıl olabiliriz? En çok neyi hoşlanır ve sever? Aldığım cevap şuydu. Mutlu ol. Neşeli ol. Mutlu ve neşeli insanlar en çok sevdiği şey. Çünkü sen mutlu olduğunda mutlu. Sen dediğin yapı mutlu olmadığında o da orada deneyimlediği şey acı. Şimdi sen diyeceksin ki Tanrı acıyı deneyimler mi? Deneyimlemezse Tanrı değildir ki. Hepsini deneyimleyebilecek potansiyel zaten onda. Buna ihtiyacı var mı? Hayır, yok. Ama evren ve sistemin genişlemesi açısından buradakiler bir sonrakinin ham maddesi olarak kullanacağı için ihtiyacı olmadan da yapar bunu. Bakayım arkadaşlar sorularınıza. Aylin, uyananlarla uyanmayanların arasında hiçbir fark yok. Uyananlar belki biraz daha meraklı, belki biraz daha fazla soru sorup araştırıyor gibi görünebilir. Ya da seçilmiş ayrıcalıklı görünebilir. Ama böyle değil. Sadece tasarımlarında bu biraz daha baskın olduğu için böyle. Herkes bir gün uyanacak. Ya ölürken uyanacak ya dünyadayken uyanacak. Sadece dünyadayken uyandığında, kendisinin ne olduğunu biliyor olduğunda artık çok fazla acı çekmeyecek. Belki de insanların acıdan kurtulmak için uydurdukları bir şeydir uyanış arkadaşlar. Bir de bu açıdan bakın, felsefe severim ben. Elif demiş ki acı çekenler çekmeyen birse haksızlık hakka görmek gibi geliyor zihnime. Elif, tam anlamadım ne demek istediğini. Uyanmak tam olarak nedir biliyor musun? Nasıl şifalanırız sormuş. Benim kendi idrakım kadar, deneyimim kadar olanı söyleyeceğim. Başkasında başka bir şeydir belki deneyiminde, onu bilmiyorum. Bence uyanmak içinde bulunduğum yapının gerçek olmadığını tam olarak idrak etmek.
Etrafımda gördüğüm her şeyin artık bilimin de anlattığı gibi benim kendi beynimin illüzyonları olduğunu fark etmek, suçlu olmadığımı, haklı olmadığımı, iyi ya da kötü olmak zorunda olmadığımı, cennet ya da cehennemle ceza ya da ödül beklentim olmadığını, bunların hiçbiriyle bir işim olmadığını, herhangi bir görüşün, herhangi bir ideolojinin peşinden fanatik olarak gidemeyecek olduğumu, çünkü hepsinin bire hizmet ettiğini bilmek, içimdeki iyi ve kötünün savaşını bitirmek, içimdeki suçlu yanımın masum olduğunu bilmek, her ne olursa olsun hiçbir şekilde suçum olmadığını, bunların tam da olması gerektiği gibi, olması gerektiği anda, olması gerektiği için olduğunu anlamam, kendi içimle dışımla bu barışı, bu sulhu gerçekleştirmiş olmamdır. Sudan gelen, bu yol akıl ile gidilmez demişsin ya, yedi nefis mertebesinde, yedi çakranın önünde kıtmir bekler, akıl bekler. Ama sen yedi nefis mertebesinden artık DNA sarmallarını aktif ettiğin aşamaya geldiğinde akılla gidemezsin. Akıl olmasa dahi hareket ettiğinde, yaptığın eylemlerinde doğru yol üzere, sırat-ı müstakim üzere olursun zaten. Ama o yedi nefis mertebesindeki yolculukta akıla ihtiyacın var. Akıldan orada çıkarsan eğer, iki iyi kötüyü de ayırt edemediğim için, yani hani bir bilinç seviyesine geliyoruz, iyi kötü hepsi bir oluyor, herkes özümüz, herkes bizden gibi oluyor ya, hiçlikte kalıyorsun ya, işte orası senin av olduğun yer. O yüzden yedi nefis mertebesinde her nefis sıçramasında akıl, kıtmir seni beklemek zorunda. Sinem, nefisten gelen mutluluk değil ama demişsin. Bunun üzerine şöyle çok önemli bir bilgi vermek istiyorum buradaki arkadaşlarıma. Egodasın, egodan çık. Zihindesin, zihinden çık. Bilinçaltın yaptırıyor, bilinçaltından çık. Özünle birlen. Nokta noktadan çık, oradan gel, buraya git, onu sustur, bunu aç. Onların tamamı aynı şey. Biri diğerinden farklı değil. Onları ne susturan sensin, ne de konuşturan sensin. Can istediğinde, vakti geldiğinde, tasarım ve program gerçekleştiğinde, istenildiği şekilde, ki gerçekleştiren, tasarımı koyan o, hangi yaşta hangi kilidi açacağını zaten yaptı, hangi olayla ne idrak sıçraması yapacağını zaten biliyor. O zaman hepsi tek tek açılacak. Hepsinin ta kendisi o zaten. Zihin başka bir şey, bilinçaltı başka bir şey, öz başka bir şey, hu başka bir şey değil ki. Aynı şeyin farklı bilinç seviyeleri üzerinden kendini deneyimleme hali, insan bedeni üzerinde. Sinem, herkese nasip olsun, İnsanlar anlasın istiyorsun diyorsun ya. Bak, burası aldatmaca bir bilinç seviyesi. Şimdi burada anlatıyorum, değil mi? Kimsenin uyanması ile ilgili bir işim yok. İnsanların anlamasıyla da ilgili bir işim yok. Sadece ben kendimden kendime içsel yolculuğumda canım istediği için bunu yapıyorum. İsteyen uyanır, isteyen uyanmaz, isteyen aydınlanır, isteyen aydınlanmaz, isteyen eleştirir, isteyen beğenmez ya da beğenir ya da çok sever ya da nefret eder buradaki insandan. Bunlar hiçbirisiyle bir işin yok. Burada işte kurtarılacak kimse olmadığını, anlatılacak hiçbir şey ve hiç kimse olmadığını idrak ettiğinde zaten hiçbir şey yapmak istemiyor ki canım. Ben mesela çok uzun süredir hiç yayın açmadım arkadaşlar. Hiçbir şey anlatmadım. Çünkü artık anlatılacak bir şey olmadığını biliyorsun. Anlatılacak bir şey yok ki. Ne anlatsan hepsi suya yazılan yazı. Çağırıyorsun, konuşuyorsun, konuşturuyorsun. Aynı anda karşıdaki kişiyle iletişim kurarken onun idrak seviyesinde ve senin idrak seviyende akış ve ilim, bilgi gelmeye, data, veri açılmaya başlıyor. Şu an sizde de olan aynı şey. Yani benim burada anlattıklarımla birini yola getirmek, yoldan çıkarmak, uyandırmak,
hakikati anlatmak gibi bir niyetim yok. Sadece ben buradan bunları anlatırken oradan aldığım akışla bu tarafa yolladığım enerjiden siz kendi kendinize fark ediyorsunuz. Ki bunu burada yapan bilinçli olarak benim kontrolümdeki bir şey değil. Ben dediğim yapının yani zihin bilinçaltı dediğim şeyin kontrolünde değil. Onların üst bilinçten kendini bilme halinin direkt yapmak istediği için otomatikmen yaptığı bir şey. Planlı değil. Tamamen bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kurtulacak kimse yok. Şifalandırılacak kimse yok. Şifacılık dedi ya biraz önce Recep hocamız. Ben de dedim ki ben evet şifacı olduğumu biliyorum ama ben bunu bilerek kullanmıyorum. Çünkü sistem meydan okur. Ben şifacıyım, şifalandırıyorum dersen bir süre sonra sana, senin yakınından ya da kendinden çok daha büyük sıkıntılar çıkarmaya başlar. Der ki, madem şifacısın, hadi bunu da çözsene. Sistem çok farklı çalışıyor arkadaşlar. İddian neyse iddia ettiğin şeyden seni vurur. Neden? Oradan bilincini öldür. Yapanın nedenin sen olmadığını anla diye. Seda ne güzelmiş uyanmak demek. Evet, uyanmak bütün acıların bitmesi demek Seda. Yaşadığın sıkıntıların, problemlerin seni artık eskisi kadar böyle vurup vurup devirememesi, günlerce seni üzememesi, sana değer vermeyen insanların artık gözünde değersizleşmesi, onlar zaten yok ki ne önemi var ne dediğinin diyebilecek özgürlüğe gelmen demek. Ve bizim hepimizin zaten buna ihtiyacı var. Aydan canım benim. Gülay, 144 bin gerçek insan bilgisi hakkında ne düşünüyorsun demiş. Böyle bir şeyle ilgili hiçbir bilgim yok. Ama benim ana fikrimi sorarsan, biz hepimiz çok özel varlıklarız. Birimizin parmak izi bir diğerini tutmaz. Hiçbirimizin DNA'sı, yazılımı, hücre kodu, hiçbirisi bir diğeriyle aynı değildir. Bizim tek bir hücremizin içerisinde 30 trilyon, 30 trilyon data veri bilgi vardır. Bilmem bunu bir dönem çok 60 bin kitabı doldurabilecek kadar bilgi vardır. Ama hiçbirininki diğer insanınkiyle aynı değildir. O bilgilerin içindeki küçücük bir farklılık o insanın o olmasını bir diğerinin de o öbürü olmasını sağlar. O yüzden 144 bin gerçek insan ya da 144 binin dışında farklı ırklardan gelen varlıklar var. Onu bilmiyorum. Ama ben anladığım kadarıyla insan bedeninde yaratılmış her varlık çok özel, çok güzel ve değerli. Bu sebeple de insan bedenindeki her varlığın kendini potansiyelini açığa çıkarabilecek tasarım ve program o kişinin kendinde yüklü zaten. Bunun yüklü olduğu kişilerin hepsi çok özeldir ve insandır o zaman. Hani sadece 144 bin tanesi insan dersek burada bilmiyorum çok kısıtlamış oluruz belki ama çok derin bir bilgim de yok yanıltmak istemiyorum. Gülcirit kaydedeceğim canım benim. Bunu birazdan kaydedip bir önceki video ile birlikte YouTube'a atarım diye planlıyorum. Evet, ona en yakın olmak için Seda mutlu. Yani Allah biz yaratıcı ben üzüldüğümde ne gibi bir menfaat olabilir ki? Evet. Gözlemci, şahit, gözlemci ve şahit rolüne geçtiğinde, gözlemci ve şahit olduğunu anladığında, olayların ta içine dibine girip de o duygulara girmediğinde, zaten sen otomatikmen o idrak seviyesini kendinde açmaya başlamış oluyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bunu birkaç olayda yaptıktan sonra devamı geliyor zaten. Gözlemcide kalıyorsun, duyguya girmiyorsun, tepki vermiyorsun. Tepki vermedikçe düşüncelerin, davranışların değiştikçe gelen olaylar, gelen kişilerin sana davranışları değişmeye başlıyor. Bu değişimi gördükçe kendi üzerindeki kontrolü daha çok ele almaya başlıyorsun. Ne olduğunu, kim olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Ve o saatten sonra da senin döngülerin, hayatın, sistemin içinde bulunduğun problemler tamamen dönüşmeye başlıyor. Şimdi bunu kim yaptı? Sen yaptın. Kendini fark ederek yaptın, idrak ederek yaptın. Bir şeyi değiştirmek birçok şeyi değiştirmeye sebep olur. Kelebek etkisi gibi. Bir şeyi değiştirin hayatınızda. Her gün yaptığınız şeylerin aynı şekilde yapmayın. Yatağın öbür tarafına yatın. Yemek yerken masanın farklı yerine oturun. Aynı yoldan gitmeyin. Aynı elinize diş fırçalamayın. Örnek veriyorum bunları. Küçücük basit örnekler arkadaşlar. Her gün yürüyüşe çıkmıyorsan bugün yürüyüşe çık.
Her gün bu farklı müzikler, işte aynı tarz müzikler dinliyorsan öbür günde çok çok daha farklı bir şey dinle. Bunların hepsi beyinde farklı yerlerin algılarının gelişmesini sağlayacak zaman içerisinde. Aynı şeyleri yapmak, aynı bölgeleri sürekli aktif edip güçlendirdiği için beyin kaslarını, senin hep aynı idrak ve algıda kalmana sebep olur. Ve bunu değiştirmek istiyorsan davranışlarda bir şey değiştirmen lazım ki o idrak ve algıyı da değiştirmeye doğru yola çıkabilir. Evet, ona en yakın olanlar, en çok şükreden, en çok teşekkür eden, en çok mutlu olan, neşeli olanlardır. Hayatlarına bir bakın bazı insanların, arkadaşlar. Nerede sükunet varsa, nerede saygı varsa, sevgi varsa orada daha çok para vardır, daha çok bereket vardır, daha çok huzur vardır. İhtiyaçları sistem tarafından otomatikmen daha çok karşılanıyordur. Aylin, gemide işe gireceğim daha yakın zamanda demiş. Ne güzel, işaret işte. Sana gemiye bin demişler. Gülay, hangi diziyi söyledin canım benim? Biraz önceki bahsettiğimiz filmi söylüyorsam, filmin adı İkinci Ramses'ti sanırım. Ama hangi diziyi sorduğunu anlamadım canım benim. Ay Sinem, canımsın. GRN'de MM9. Canım benim, okuyamadım, sadece kodlayabildim. Ben teşekkür ediyorum. Gece gece bu saatte hep birlikte burada. Zeki Küçükkaya, canım benim, iyi geceler diliyorum sana. Sudan demiş ki peygamberler hep hüzünlü olmuş ama nasıl yorumluyorsun demiş. Arkadaşlar, içinizde peygamber gören var mı? Peygamberi göreni gören var mı? Göreni gören var mı? Peygamberlerin bulunmuş bir kabri yok. Bu soruları kendinize sorun. Bize anlatılanların yüzde kaçı doğru bilgiydi? Mesela Peygamber Efendimizle ilgili yüzlerce hadis var. Yüzlerce hadis var. Ve kız kardeşim söylemişti bunu ilahiyatı bitirdiğinde. Sadece 88 tane sahih hadis var abla dedi. O kadar çok hadis söylemesi için yemeden, içmeden, nefes almadan, hiçbir şey yapmadan sürekli konuşmuş olması gerekiyor ki buna bile yetmiyor dedi yani. Bildiğimiz birçok şey bildiğimiz gibi olmayabilir arkadaşlar. Bir hikaye vardı. Anneannem anlatırdı bize bunu çocukken. Hazreti Musa Allah'la konuşmaya giderken Tuvi Sina Dağı'na bir adam çıkıyor karşısına. Ne diyor ki? Allah en çok kim sever? Ağlayıp hüzünlenen. Ha, pardon, bir dakika. Bir adam çıkıyor diyor ki ben Allah'ı çok seviyorum ama Allah beni seviyor mu bilmiyorum. Sorar mısın ona der. Sonra bir süre sonra başka bir adam çıkar. O da tam aksi, ilk önceki çok neşeli ve mutlu olduğu halde İşte sembolik bir anlatım var bunun içinde arkadaşlar. Onu fark etmenizi istiyorum. Tabii ki Hazreti Musa'yı gören yok. Bunu buraya getiren de başka bir sembol dili. Sonradan gördüğü kişi de daha çok Allah'ı ağlayarak anmayı severmiş. Daha çok hüzünlü kalple onunla birlenmeyi ve konuşmayı severmiş. Allah beni seviyor mu diye o da soruyor. Hazreti Musa da iki farklı karakter gördüğü için Hazreti Allah'la konuşurken diyor ki hangisini daha çok seviyorsun? Sizce kim, hangisini daha çok seviyorum demiştir. Hikaye bu ya. Evet. Neşeli olan. O kadar komik şeyler söylüyor. Öyle güzel konuşuyor ki o benimle demiş. Hikaye böyle diyor arkadaşlar. Artık bilemiyorum ben. Hikayenin yalancısıyım. Seda, annem ve babam yaşlanıyor. Sanki biraz alıngan olmaya başladılar. Onları mutlu etmek, bizden memnun olmalarını istiyorum. Bir yandan da kendi hayatımız var, yeteri kadar ilgilenmiyorum gibi hissediyorum demişsin. Sen üzerine düşeni yapmak zorundasın. Üzerine düşenin dışında kalanlar için kendini suçlamadan, yani
İşte bugün elinden ne geliyor yaptın mı? Tamam. Yapman gerektiği kadar kendi kul hakkına da girmeden yapman gerekiyor. Burada insan olarak hepimizin şöyle bir yerde yanıldığımız var arkadaşlar. İnsanın girdiği kul hakkına girmeyin dediği Allah-u Teala'nın en çok girdiği kul hakkı kendi hakkıdır. Yardım edeceğiz. Yaşlanıyorlarsa tabii ki mutlu edeceğiz. Tabii ki gönüllerini alacağız. Ama burada kendi kul hakkımıza girmeden, kendi sınırlarımızın farkında olarak. Lu yıllarda yazıyor demiş Sinem. Anlamadım canım onu. Evet, Seda bak söylemişsin neşeli güler yüzlü olanı. Aynen. Evet, neşeli ve güler yüzlü olanı. Hepsi oysa aynı sevmesi lazım. Belki de anneannem bunu biz neşeli ve güler yüzlü olalım diye anlatırdı. Ama ben bu hikayeye çok inanmıştım o zamanlar. Arkadaşlar saat 12. Kendinize çok iyi bakın. Seda iyi gelmesine çok sevindim canım benim. Gül. Gül sanırım adı, doğru okuyorum sanırım. Ölmüşleri özlememiz azalıyor mu demişsin ya. Ölmüşlerin tam olarak nerede olduklarını idrak ediyorsun. Cennetliler mi, cehennemdeler mi, ne yapıyorlar, azapları var mı, kabirde ne yapıyorlar diye artık düşünmüyorsun. Ve bu senin canını hiç acıtmıyor. Çünkü onların nerede olduğunu, onlardan buradaki deneyimi yapıp, yaşayıp, iyi ya da kötü ne yaşandıysa, hata ya da doğru ne yaşandıysa, hepsini var edenin ve onu yaşayıp gidenin aynı şey olduğunu biliyorsun. Acı çekenle çekmeyen arasındaki fark yoksa kul hakkı olmuyor mu demişsin? Hangi kulun kime hakkı? Acıyı çeken bensem, rolün içine ben girdiysem kimin suçu var ki? Ben rol olduğunu anlamadıysam, kuantum fiziği, Peygamber Efendimizin hadisleri, Kur'an ayetleri, hepsi bana oyun ve eğlence derken ben kendimi o oyuna kaptırdıysam kimin kul hakkı, kimin suçu? Elifçim, Elif Aşık. Burayı bir düşün. Arkadaşlar hepinize iyi geceler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Canlı yayınlarda beni yalnız bırakmayın. Gelin, sorular sorun, anlamaya çalışın. Merak ettiğiniz şeyleri idrak etmeye çalışın. Tabii ki size iyi gelenler de. Herkes iyi gelecek diye bir şey yok. Uyanan insan herkesi sever. Sevgi pıtırcığı olur diye bir şey yok. İyi geceler. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yayını kaydedip YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Biraz önceki yayını da yükleyeceğim. Dilediğinizde girip izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.